burada hiç sanırım ezan sesi yok. Avrupa'da var mı ezan sesi? Hemen yok. Bir iki yer dışında yok. Çünkü ona evet suskun minareler dedim. Sessiz, dilsiz ya da minareler. Yani bu mesela bir Avrupa şeyinin özgürlüğü. Ama buna mukabil bir yarış yapıldı ve çok güzel bir minare şeyi, estetiği bulundu. Üzerinde mesela daha şey yazıyla namaz vaktini hatırlatan bir minare. Yani bu ne demektir? Avrupa'da bunun yaşanması bir şekilde bir kreativiteyi, yaratıcılığı mecbur kılıyor diye düşünüyorum. Ve tek çıkış yolu bu. Yani çünkü şimdi tutup da siz sadece, hatta buna nostalji deniliyor. Yani memleketinizde olan özlediğiniz mimarideki kendinizi getirirseniz, yani İstanbul diyelim camileri yahut Fas camileri gibi, bu Avrupa'ya uygunluk sağlamaz. Yani biçimini değiştirmek zorundasınız. O toplumun, o ülkenin, çünkü diğer insanlar da yaşıyor, daha hoşuna gidecek, onların da kendilerini bir parçası hissedecekleri bir şey haline getirmek zorundasınız. Bence bu anlamda Türkiye'nin, yani oradaki Türk Almanların da yardımıyla olan Köln Camii buna iyi bir örnektir. Çünkü Alman bir mimariye verdiler Paul Baum yapımını ve orada bir şekilde tüm kentin, çok büyük de tartışmaya yol açtı biliyorsunuz, pro Köln hareketi, yani istemeyenler hareketi falan, ona rağmen bu cami yapılıyor. Yani bu önemli, ama öyle bir cami ki diğer yaşayan Köln'deki kentlerin de şeyini alarak, mutabakatını alarak yapılması önemli. Çünkü o da biçimle ilgili bir şey. Daha transparan, onları daha bir şekilde misafir edebilecek görünüşte olan. İşte bunun arkasında neler oluyor, radikalleşmenin yeri midir sorusunu bertaraf edecek bir yapım. Örneğin bir tanesi. Bu bir Avrupa İslam'ının bir şeysi. Veyahut helal et örneğin. Kimsenin aklına. Aslında gerçi bizim şimdi, Türkiye'de evet, de başladı. Evet, şimdi başladı Türkiye'de ama pek çok kişi de bilmiyor olabilir, yani bilmiyordur. Nedir kardeşim helal et diyenler vardır şu anda bizi izleyenler. Nedir yani burada, çünkü helal kasaplar var, helal marketler var. Evet. Sadece et de değil. Farklı tabii. Bir yaşam oluşmuş durumda. Bir kere bence esas mesele şeyle ilgili, jambon ve domuz etiyle ilgili bir şey. Yani ilk helal deyince akla domuz içermeyen geliyor. Bu çok önemli. İkincisi tabii İslami inanışa uygun kesim meselesi. Bunu en laikler bile sorgulamaz Türkiye'de. Kimse gidip de ben helal et yemek istemiyorum diye başka bir kasap aramıyor. Yani bu tür sorunlar ancak Avrupa'da çıkıyor. Ama hakikaten Avrupalıların gündeminde jambon ya da şey meselesi, domuz meselesi çok gündemde. Hatta ben domuzu bir şeyin bu tartışmalarda bir kişilik olarak koydum. Çünkü işte domuzla biraz karşı tarafta neopopülistler de domuz gezdiriyorlar bazı yerlerde ki cami inşa edilmesin oraya diye. Yahut Müslümanların kendileri, yani Avrupa'da yaşarken, hele mesela İspanya'da yaşarken, yani domuz hayat, gündelik hayatlarının içinde her yerde. Onun için helal dedikleri vakit bir kere domuz meselesi çıkıyor. İkincisi dine göre kesilmiş hayvan eti yiyebilmek çıkıyor. Üçüncüsü daha geniş, helal yaşam biçimi olmaya başlıyor. Yani artık onlar şeriata uygun, şeriat kelimesi kullanılmıyor da, yani bu helal midir değil midir? Örneğin erkeklerin de olduğu bir toplulukta şarkıcı olmak isteyen bir genç kız kendine bu soruyu soruyor. Onun için bir helal kelimesinin çok genişlediğini, bir çeşit sertifikaya dönüşüyor. Yani hatta şunu diyebiliriz ki Müslümanlar buradaki yaşamlardan bir şekilde yaşamların içine girebilmek için kendilerine helal mührü ya da helal sertifikası almak istiyor birçoğu. Örneğin halal jambon bile çıkıyor. Thank you.
Tabii Avrupa'da Müslümanlığı konuşurken, İslam'ı konuşurken unutmamamız gereken, senin de unutmadığın zaten çok önemli bir mesele var. Bir savaş var. Avrupa'nın ortasında yaşanan Saraybosna Savaşı var. Ve sanki şimdi kitapta da görüyorum, sen de benzer bir sonucu görüyorsun ama Saraybosna'da olan Saraybosna'da kalmış gibi. Sanki bu savaş yıllarca Avrupa'da yaşanmadı. Binlerce Müslüman toplu katliamlara kurban gitmedi gibi. Evet. Biraz ben mesela İngiltere'de görüyorum. Bunun daha böyle bir etkileri var. Biraz işte Hollanda hala kendi içinde Birleşmiş Milletler meselesindeki askerler Srebrenica'daki katliamı konuşuyor, tartışıyor. Ama onun dışında bu mesele böyle bir travmaya dönüşmeden Avrupa'da kapatıldı mı sence? Ne düşünüyorsun? Saraybosna bütün bu tartışmanın Avrupa'daki İslam'ın neresinde duruyor? Saraybosna olduğunda hatta bir takım buradaki aydınlar bile burada Avrupa bitebilir dediler. Yani Avrupa rüyası Saraybosna'da bitebilir dediler. Bu çok önemli bir sözdü çünkü çok belirleyiciydi. Ben şöyle karşılaştırma yaptım. Bir Berlin duvarı bir taraftan. Berlin duvarının çökmüş olması Avrupa için çok önemli bir doğuyla batıyı birleştirdi. Ama bu zaten hallolmuş bir meseleydi. Komünist Avrupa diyelim, değil mi? Zaten kendi içinde olmuştu. O duvar artık bir fazlalıktı. Geçmişi kapamak gerekiyordu. Ama öbür taraftan Mostar Köprüsü'nün yıkılması çok daha farklı bir şey açtı bize. Avrupa'nın göbeğinde yaşayan, bu kaç yüzyıldır yaşayan Müslümanlığın aslında Avrupa'yı belirlemeye başladığını söyledi. Ve onun için Avrupa'yı biz hep Hristiyan Avrupa olarak düşünüyoruz. Ama ben kitabımın sonunda da yazıyorum. Aslında bugün Batı İslam'ıyla Doğu Hristiyanlığının da etkisi altına girmeye başladı. Doğu Hristiyanlığı, yani Ortodokslar, bugün o duvarın çöküşüyle birlikte katılan Avrupa, ki Doğu Hristiyanlığı, ki Türkiye'de bunun ikisinin de göbeğinde. Türkiye hem Batı İslam'ını, yani Avrupa içindeki İslam, ama Türkiye'de de var bu, hem de Doğu Hristiyanlığını da belirliyor. Yani Avrupa bugün çok daha farklı, geçmişten gelen medeniyetlerin her zaman iç içe olduğu, daha da fazla etkisi altına girdi. Bosna olayı belki de ilk Müslümanlıkla ilgili meselenin Avrupa'da artık çok belirleyici olduğunu ve ne yazık ki negatif bir biçimde etnik temizlemeyle ortaya çıkarttı. Bu bugün hatırlanmıyor bile. Onun için neden? Kitabıma. İşte bu da ilginçtir. Tarihte nasıl ki Berlin Duvarı'nın yıkılması... Ben yarın bunun için hatta Berlin'e gidiyorum bir toplantıya. Her gün, yani her sene ve bir sürü, bir düzine diyebileceğim konferanslar, olaylarla hatırlanıyor. Yeniden hatırlanıyor. Yani bu bir kurum oldu neredeyse. Halbuki Mostar Köprüsü ya da Bosna'daki olaylar bir şekilde rafa kaldırıldı. Yenilendi o şey, köprü yenilendi. Tabii ki Osmanlı mirasının şeysi Avrupa'daki önemini hatırlatıyor. Üstelik köprü çok da güzel bir sembol. Çünkü birleştiren, geçiş sağlayan birlikte. Halbuki duvar çok çirkin bir duvardı. Ama Avrupa'nın simgesi o duvar oldu ve Mostar Köprüsü olmadı. Bazen bu konuştuklarımızda dinlerken seni, hani Avrupa'daki Müslümanları değil de Türkiye'deki Müslümanları da veya Türkiye'de çok tanıdık konuları da konuşuyoruz, tartışıyoruz gibi geliyor. Bilmem yanılıyor muyum? Benzer bir tartışma aslında şu konuştuğumuz her şeyin farklı ölçeklerde. İşte şu sıralar mesela seçim sonrası pek çok parti kendisini gözden geçirmiyor da işte geçirir gibi yapıyor. Onlar da böyle bunlar konuşulmaya başlandı, tartışılmaya başlandı. Ne diyorsun, biraz var mı? Yok, çok benzerlikler var. Çünkü nitekim başörtüsü konusu neredeyse Fransa ile aynı dil, aynı çerçevede tartışıldı. Ama bununla birlikte örneğin minareler ve şey camiler, işte ses kirlenmesi, acaba minarelerin işlevi, nasıl daha iyi ezanlar okunacak tartışmaları var Türkiye'de bir şekilde. En önemlisi nasıl bir mimari istiyoruz?
Emre Aralat'ın örneğin cami anlayışıyla olağanüstü farklı, çok daha spiritual, çok daha inanca yönelik ve yenilenmiş, çünkü aslında minare de yok, bir camiyle işte çok, yani nasıl bir estetik cami meselesi bugün çok Türkiye'nin de gündeminde, Türkiye'de yapıldı. Türkiye'de çok yapıldı. Önemli ve cesur bir girişim bence. Çok cesur bir girişim ve Türkiye'de yapılması daha kolay. Çünkü burada yaşayan Müslümanlar o camiyi istemeyebilirler. Çünkü onlara çok yabancı o. Yani çünkü onlar yine de biraz tanıdık bir şey istiyor. Bir hani şeysi olsun istiyor. Kubbesi ve minaresi bir benzerlik istiyor. Onun için tabii Türkiye'den bu yeniliğin çıkmasını arzularız. Bu yaratıcı biçimlerin çok önemli olduğunu gördüm bu kitapta. Çünkü biz hep düşüncelerde ve fikirlerdeyiz. Halbuki belki de ilerlemek için yeni formlar ve yeni biçimler yaratmak gerekiyor. Bunun önemi örneğin bu cami mimarisinde ortaya çıkıyor. Yani medeniyet yaratabilmek için bir medeniyet muhayyeliniz varsa bunu biçimlerle, yaratıcılıkla ifade etmeniz gerekiyor. Evet, Türkiye ile başladık. Nilüfer Göre'ye son soruyu yine Türkiye'den sorayım. %49,5'la AK Parti iktidarı devam ediyor güçlü bir şekilde. Başkanlık tartışmaları var. Sence önümüzdeki günlerde Türkiye'yi nasıl bir siyasi atmosfer bekliyor? Siyasi atmosferi bilmiyorum ama daha bir geniş perspektiften bakarsak sanki 2015 sonrası ikinci cumhuriyet tartışmalarına gireceğiz. Yani hatırlarsınız bir ara cumhuriyeti daha toleranslı, daha demokratik kılmak için ikinci cumhuriyet sözü atılmıştı ortaya. Şimdi de bu bir çeşit ikinci cumhuriyet ama neye benzeyecek onu bilmiyoruz. Nitekim baktığınız vakit Tayyip Erdoğan bundan önce Menderes ve Özal figürleriyle çıkıyordu. Şimdi biraz daha fazla Türklerin atası kim olacak sanki yarışı var gibi geliyor. Yani yeniden devletin bazı ögeleriyle birlikte tanımlanması, nitekim geleneklerinin yeniden hani gelenek yaratma, bazen Osmanlı'dan bir takım şeyleri, İslam'dan işte Eyüp Sultan'da gidip namaz kılması gibi ya da daha başka türlü motiflerle ve sanıyorum ki önemli bir bakış şey platform olabilir anlamak için. Nitekim belki de ikinci cumhuriyetçiler de var aralarında bu iktidarın tamamen kopuk değil. Böyle bir perspektiften bakabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani AKP'nin ilk iktidarıyla bundan sonraki iktidarının farklı olacağını, paradigmatik bir şekilde farklı bir döneme girmiş olabileceğimizi düşünüyorum. Daha çok demokratikleşme getirir mi, getirmez mi bu konuda doğrusu tabii ki soru işaretleri var. Onu da bekleyip göreceğiz herhalde. Çok teşekkür ederim Nilüfer. Nilüfer Göre'nin kitabını ben tavsiye ediyorum. Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar. Sizlere Paris sokaklarından Nilüfer Göre ile bu önemli konuyu konuştuk. Karşınıza geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından yine Paris'te beraber olacağız. Az gittik, uz gittik, bir 5N1 kanın daha sonuna geldik. Sevgili seyirciler, böyle ufuk açıcı programlar, özel söyleşilerle CNN Türk'te karşınıza gelmeye devam edeceğiz. Yeni bir 5N1 kada buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, Paris'ten hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.